3. sokak basketbol turnuvası başlıyor. Salim Bey, turnuvalarla ilgili bir bilgi alabilir miyiz? Salı günü başlıyor herhalde. Evet, salı günü 3.sü başlayacak. 16 Temmuz, 18 Temmuz arasında 3 gün sürecek. 16 kadın, 16 erkek basket takımının katılacağı bir sokak basketbol turnuvası. Geçen yıl ikincisini gerçekleştirdiğimizde 3.'nün bir öncekinden daha iyi olacağı hedefiyle yola çıktık. Bu seferki etkinliğimize Gençlik Spor Müdürlüğümüz ve Sinop Belediyesi ciddi anlamda katkı verdi. Öncelikle zeminin ve sahanın spor yapmaya, hem sporcu sağlığı adına hem de standart ölçülerde oynanabilmesi adına sahayı ve zemini düzenledi. Gayet şık bir saha olmuş. Evet, şık. Sinop'a bu turnuva sayesinde kazandırıldığı için ben mutluyum. Emeği geçen herkese öncelikle teşekkür ederim. Şu anda yerimizi, bulunduğumuz noktayı da söyleyelim isterseniz. Barış Manço Parkı'ndayız. Barış Manço Parkı'nda daha önce basket oynanan saha diye söyleyelim. Ama şimdiki tam bir standart basket sahası diye konuşabiliriz. Evet. Bu yılki turnuvaya aynı zamanda Gençlik Spor Müdürlüğü çok ciddi anlamda katkı verdi. Hatta dışarıdan gelen sporcuların konaklamasının yapılması noktasında il müdürlüğümüz elindeki mevcut yurtları sporcularımıza açtılar. O da turnuvanın her geçen gün daha büyüyerek ve kent tarafından sahiplenilmesinin sonucu olduğunu düşünüyorum. Hatta turnuva organizatörü olan genç arkadaşlarımız bir sonraki de daha büyük hedef koyuyorlar. Evet. Belki de diyorlar yakın ülkelerden uluslararası nitelikte bazı takımların davet edilmesini sağlayacaklar. İnşallah. Turnuva 16'sında akşam 17.30'da başlayacak. 3 gün sürecek. Hedeflenen program herhangi bir aksilik olmazsa Perşembe akşamı 8 ila 9 arasında final maçlarının oynanmasıyla bitirilecek. 100'e yakın sporcu geliyor. Türkiye'nin her değişik noktasından İstanbul, Ankara, Eskişehir, Rize, Tunceli, Samsun, Düzce bu illerden sporcular geliyor. Bir katılımla da ilgili ciddi anlamda talep var ama tabii sayı sınırlamak gerekiyor. Her talebe cevap vermek mümkün değil. Oldukça iyi bir turnuva olacağını düşünüyorum. Umut ediyorum ve başaracağımıza da inanıyorum. Oğlumun ismiyle beraber yaşayacak olan bu turnuvanın 16 Temmuz doğum gününde başlayacak olması bizim için ayrı bir anlam ifade ediyor. Zaten turnuva takvimini de 16, 17, 18 ya da 19 Temmuz'un içinde bulunduğu hafta olarak kabul edildi. Önümüzdeki yıllarda dediğim gibi yine bu tarihlerde artarak devam edecek. Ben katılacak tüm sporculara şimdiden başarılar diliyorum. Kentimize hatta bir sonraki dönemde ülkeye faydalı olacağını inanıyorum. Çünkü Basketbol Federasyonu 2020 yılı etkinlik takvimini Sinop'ta yapılan Berkay Akbaş Sokak Basketbol Turnuvası'nı takvimin içine aldı. Alacak. Dolayısıyla turnuva her geçen gün daha da büyüyerek devam edecek. Organizeyi yapan genç arkadaşlar da aslında buradalar. Evet. Anılcan Hocam, Anıl Çilingir Hocam ve Yiğit kardeşimiz buradalar ama sahanın tamiratı evet. Yapımıyla ilgili kendini gerçekten 3 gün boyunca vakfettiler. Evet, isterseniz o tarafa doğru yürüyelim. Tabii ki. Hem konuşalım. Evet. Özellikle sahanın yapımı ciddi anlamda önemliydi. Evet. Hem basketbol hocalığı yapıyorlar hem de aynı zamanda sahanın tamiratı ve tadilatı, yapımındaki hızı bizzatı takip ediyorlar. Ellerinden ne boya fırçaları düştü, ne potaların vidaları düştü. Gerçekten güzel bir sahaya kavuşmuş Sinop'ta. Sporcu sağlığı açısından çok önemsedi bunu sağ olsun. Uluslararası standartlara uygun sanırım. Zemin olarak çok tekniğini bilmiyorum ama basketbol oynayacak çocuklar burada ayaklarını yere bastı. Ha saha uymuş diyorlar. Evet. Gerçekten çok mutlu olduk. Hocam turnuvayla ilgili diğer teknik detayları. Evet. Organize yapan genç arkadaşlarımız. Evet. Evet. Sizi bir tanıyalım. Ben Anıl Çilingir, Bahçeşehir Koleji'nde antrenörlük yapıyorum. Ya bu artık bizim 3. turnuvamız oldu. Her sene de üstüne koyarak devam ediyoruz. Üçüncüsünde hani hedeflemiş olduğumuz şey Türkiye'nin daha uç noktalarını işte Tunceli'den gelecek sporcularımız var, takımlarımız var. Evet. Eskişehir'den gelecek oyuncularımız var. İstanbul, Ordu, Düzce. Hani bu katılımcı takım sayısını hep beraber artımını sağlıyor. 16 tane kız takımı, 16 tane de erkek takımıyla bu sene turnuvayı başlatacağız inşallah salı günü.
Biz hani bu sene güzel olacağına inanıyoruz ama önümüzdeki senelerden itibaren artık turnuvayı uluslararası bir boyuta taşıyacağız. İnşallah yakın ülkelerden de gelecek takımlarımız olacak. Yani her geçen sene biz organizasyon komitesi olarak yani bu turnuvayı bir şekilde büyütüp Berkay'ın adını Türkiye'ye, hatta yakın ülkelere de uluslararası evet. bir düzeye getirmeyi hedefliyoruz. İnşallah hep beraber sizin de desteğinizle tabii beraber. Her zaman. Çok teşekkür ediyoruz. Başta teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet, inşallah güzel bir organizasyon olacak. Olacağına inanıyorum. El ele kendini destekliyor olmasın sayesinde. Kesinlikle. Çok teşekkürler. İyi günler diliyoruz. Teşekkür ederiz. Sağ olun.